Bomdod namozga turishni olinglar-da. Himmati oli inson shart turadi ondan. Himmati yo'q odam uxlab qolishini yo'lini qiladi. Sizlardan bittalar uxlasa, shayton boshini orqa tarafiga 3ta tugunni tugib qo'yadi. Birinchisi har bir tugunni uradida senga uzun kecha bor, uxla deydi. Agar musulmon uyg'onib Allohni zikr qilib bismillah desa bitta tugun yechiladi. 50 yil birinchi safga takbiru ulug'oga kech qolmagan ekan. 5 mahal namozga 50 yil. Assalomu alaykum rahmatulloh, hurmatli bizni kanal obunachilari, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shu akamizni videosiga befarq bo'lmaganingizlar uchun qancha mana videolarda chiqarib kelyapmiz. Bunga befarq bo'lmayapsiz. Albatta Alloh taolosi sizlarni ajrlaydi. Bu akamizga hozir mana 5000 dollardan oshiq pul yig'ilgan ekan. Mana sizlarga omonatingizlarni olib kelib topshirdik. Bu degani to'xtadi degani emas. Inshaalloh bu himmat degani nimani tushunamiz biz? Oliy himmat odam desa nimani tushunamiz biz? Faqat saxovat tushunamiz. Yo'q, biz u saxovatni aytmoqchi emasmiz. U darsimizni saxovat va baxillikda o'tib oldik. Biz aytayotgan oliy himmat bo'lishlik kishi yüksekliğe intilişi. Âli himmet buluş, insan özünü aldığı maksatlarının en âlisini koyuşu. Âli himmet buluş, ana şu âli maksadı yetiştik ki bugün yolda süskeşlik meslek. Âli himmet degen de şunu düşünemiz indi. Aldığı katta maksatı koyuş, çünkü intiliş ve süskeşlik meslek. En âli himmet Müslüman kim? Allah'ın razılığını en katta maksadı kılığı bugün adam. Kafir çünkü şu dünyada yaşaştığı da en âli maksadı koyan adam. Rabiya ibn Ka'b. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimalarını tarqatayotganlarida da unga ham nasiba tegdi. Ya Rasulullah bu nima dedi. Ya Rasulullah men bu narsa uchun iymon keltirmadim sizga. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undan so'radi. Nimani istaysan, nimani xohlaysan? Murofaqatuka fil janna. Siz bilan jannatda birga bo'lishing dedi. Duo qiling ishlaringiz tushib ketsin, duo qiling qazlardan qutulay, duo qiling bolalarim yaxshi bo'lsin. Bu dunyoda o'zingizning narsasini so'ramayapti. Çünkü her kança uzağa yaşamasın, bari bir gün keçişliği var. Hakiki insanı soru yaptı. Ana âli himmet. Cennet kekere ben, doğru motoru keçişliğimez. Sizinle yanınızda turşuyunu sorayım ben. Adamlarda himmetleri turluyup oladı. Mesela, talabalarda oladı yanbasız, kimdir? Himmeti âli oladı. Özünü sınıfıda ağlatçı buluşuyla bilen kifayelenmeydi. Bütün, şu bir camiyası da, medresası da, mektebi de birinci buluşuyla haliydi. Fakat, diplom olishlik uchun o'qibdi. Diplomni ham qizining olishligini xohlaydi. Hamma baholarni 5 bo'lishini xohlaydi. Yana bir shunday bir talib ilmlar bor, taliblar himmatsiz. Shu eplab kunini o'tkazsa bo'ldi. Eplab bir 3 olsa-yu, ekzamindan bir balo qolini maqsa, o'tib qo'liga diplom olsa bo'ldi. U ham talib, bu ham talib. Bunisi oliy himmat, ikkinchisi himmatsiz. Birodarlar, oliy himmat inson maqsad qilgan amalini qila olmasa ham ajrda olaveradi. Masalan, nima deymiz? Bugun falon ishlarni qilaman dedi. Ulg'iyman hammasiga deb harakat qildi, orib qoldi. Qila olmadi, lekin ajrda olaveradi. Nima uchun? Himmati oliy edi. Qasd qilgan edi shuni, sidqidan qilishni niyat qilgan edi, lekin Allohning taqdiri bilan qila olmadi. Demak, niyati baland edi, himmati oliy edi, qilmasa ham ajrga ega bo'laverdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybar g'azotida g'animalarni tarqatarkan bir arobiy kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirdilar. Rasululloh unga ham o'ljani berdi. Haligi arobiy: "Ya Rasululloh, men bu narsa uchun iymon keltirmadim sizga. Bu narsa uchun sizga ergashganim yo'q" dedi. "Ha nima deb ergashding menga?" "Mana shu joyimga" deb kekirtagini ko'rsatdi. "Kamon o'qi sayilib, jangda o'lib, shahid bo'lib jannatga kirishlik uchun iymon keltirdim sizga" dedi. Ertasi kungi jangda uni olib kelishdi. Haqiqatan o'sha jangda u kishi qatl qilindi. Ko'rsatgan joyiga kamonni o'q sayilib shahid bo'lgan edi. Rasululloh aytdilar: "Sadaqallohu va sadaqahulloh." Ya'ni Allohga bo'lgan va'dasida sodiq edi, Alloh uni niyati yetkizdi. Ana oliy himmatlik. Bir kishi zamonamizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi.
Haligi kotib aytdi, mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganingizni xabarni beramiz, e-mailingizni bering bizga dedi. E-mail pochta. Endi kattalarga aytyapman, e-mailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi, meni e-mailim yo'q dedi. Ya, shu zamonda shu asrda yashab turib e-mailingiz yo'qmi sizda dedi. G'arb endi bu. Ha, yo'q dedi. Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. Bo'ldi dedim men, bu yana shu ekan men. Farroshlikka ham yaramayman ekan. Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi. Bozorga borib turib bir karobka pomidorni 10 dollarga sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi. 12 dollar qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. Shu 2 dollarga ishlayman men endi. Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmati emas. Sen ishlab turar kuniga 200 so'mdan. Alloh u yoqiga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedi. To'g'rimi? U sirasim kuniga 100 dollardan ishlash topish kerak u. Mana rasaga jo'natdinglar, pul jo'natib o'raslar u bolalaringizda. O'sha qilib borib bularni olib ishlatayotgan, haligi rabota datillar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Burada buradaki pul jo'nat. Osoqol, amma hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli. Mana qilib turing. Eshitdinglar ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. Shu 2 dollarga qanoatlandida, ertasi kuni borib 2 karobka sotib oldi. Yugurdi, 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 sotdi. 2 karobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xullas shu ish bilan rasmona shug'ullandi, bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva sheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi. Endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushira olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gap tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, "E-mailingizni berib qo'ying menga" dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i e-maili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektron pochtasi. Dedi haligi odam, "Meni e-mailim yo'q" dedi. E-mailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? E-mailingiz bo'lganda nima bo'lardi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'lardim dedi. Ha, kimdir bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana xonalarga kirishni epla olmadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmasligi kerak. Oliy himmat bo'lish kerak. Oldiga maqsadda kattasini qo'lish kerak, yoshlar. Ha, endi bizga yo'l olsin. To'g'ri-da, qaranglar-da. Maktabda nari-beri tugatgan bolalar bor. O'qituvchilarni yo'l ovlab maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shularning ko'pchiligini qarasangiz, bozorda hunar tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa shu bo'yiga ancha-muncha aloqachi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Ha, maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odam emassiz, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi, dehqonchilikka urib ko'ring o'zingizni. Bo'lmadimi, yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi shu maktabda ikkinchi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini baland qildi. Bitta ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi. Shu bilan chehlanib qolib ketaverasizlarmi? Birorta bir ishlab chiqarishda boshlab olishlik. Qancha etta boshlasa, shuncha ettaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz, bitta bir savdogar odamga, "Men ishni qilaylik" desa, "Oyiga qancha topamiz?" deyapti. Sirasi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. Bir yil ketar, ikki yil ketar ishini yurgizib olguncha. Ungacha pribilni istama. Nech pul bo'ladi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar? Shuning uchun olib kelib sotishdinglar, uddasidan o'tdik, boshqa narsada ham o'zimiz sinab ko'raylik, ishlab chiqarish qilaylik. Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta-katta kompaniyalardan to'rttasini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixini o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi
uyudagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarning qo'lida bir iPhone. İkincisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. To'rinchi firma ana shu dunyo tanigan Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina 3 kundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan. Mercedes zavodi bilasizmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Ha bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayridinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degan emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yerda shilinmaydi qachon? Dadangizni topganini yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang, bir narsa qilgan bo'lasan. Alloh taolo Qur'onda bir qissani keltiradi. Banu Isroilning olimlaridan edi u kishi. Mana shu kishining qissasi keltiriladi. Astaydu billah. Vatlu alayhim naba'allazi ataynahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu ash-shayton fakana minal ghawin. Bu odam Alloh taolo unga bir ilim bergan edi. Lekin dunyoga berilib ketdi, ilmni qo'ydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga bir kimsaning xabarini tilovat qiling. U kimsaga oyatlarimizni bildirgan edik, ilm bergan edik. Bas u o'sha oyatlarimizdan chetlangach, ya'ni ilmiga amal qilmagach, uni shayton ergashtirib ketib, yo'ldan ozguvchilardan bo'lib qoldi. Walau shi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard fa'atba'a hawa. Agar xohlasak, uni o'sha oyatlar sababli yuqori darajaga ko'targan bo'lar edik. Biz bergan shu ilm bilan uni darajasini oliy qilar edik. Lekin nima qildi u? Lekin u yerga, ya'ni moli dunyoga berildi va havoi nafsi yer yashdi. Shu ilmiga amal qilib, ilmini mahkam tutganida Alloh men martabasini ko'tarardim uni deyapti. Lekin 3-4 chaqaga ilmiga amal qilmasdan dunyoga berilib ketdi. Ayrim kishilar ozgina bir qiyinchilikka, mashaqqatga yoki muvaffaqiyatsizlikka tushib qolsa qo'lini tushirib oladi. Bir kishi hikoya qiladi. Do'stimni ko'rgani shifoxonaga bordim. U shifoxonada ko'proq shol kasalligiga uchraganlar, shol bo'lib qolganlar yotar edi. Meni do'stimni xonasiga yaqin xonada butun a'zolari shol bo'lgan bir yigit yotar edi. O'tib ketayotib salom berib o'tib ketar edim. Ajib narsa shuki, uni ro'parasiga Qur'onni shuni ilib qo'yishgan edi, mushafni. Hali yigit harakatdan qolganim bilan Qur'on yodlashning imkoniyatim to'xtab qolgani yo'q u deb qas qilib shu har kuni kitobga qarab turib Qur'on o'qir ekan. Oradan bir qancha vaqt o'tganda shifoxonadagi do'stim bir kuni aytayapti. Hali yigitni eslaysanmi? Ha, eslayman. Qur'onni yodlab tugatdi shu yigit. Ana himmat. Kimdir bunaqa kasalga uchrasa umuman o'ziga o'zi yopilib qoladi. Birovga gapirmay qo'yadi. Holatini o'zi tang qilib oladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar so'rasanglar Firdavsul a'loni so'ranglar deganlar. Amallarimiz shu eson-omon jannatimizda umrlar o'tib olsak o'zi katta gap, to'g'ri. Lekin Rasululloh bizni himmatimizni oliy bo'lishini istayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab, "Ey, Banu Isroildagi bitta kafirchaligan bo'lmaysizlarmi?" dedilar. Kim edi u kafir? Nimani orzu qilgan edi? Bir arobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ikrom ko'rsatib so'radilar. So'ra hojatingni. Ya Rasululloh, mingani bitta tuya bo'lsa, bir echki bo'lsa-ki, ayolim sog'ib bizga sutini bersa, deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapini aytdilar. Ey, Banu Isroillik bitta kafirchaligan bo'lmaysizlarmi? Ya Rasululloh, kim edi u kafir? Nima qiladi u kafir? Bu hadis sahih birodarlar. Musa alayhissalom hadisning mazmuni. Musa alayhissalom Banu Isroil bilan Misrdan chiqqanidan keyin yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Falastinga ketadigan yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom so'radi Banu Isroil ulamolaridan, nima gap? Ular aytishdi,
Yusuf aleyhisselam ölüşüden aldın, bizden ahd olgan, bizden vaada olgan, bana usulali ulamalarıdır. Ne mi de? Eğer Mısır'ını terk edip çıkıp getirdiğin bu şeyler, beni yatken canından alıp çıkıp getirdiler özüyle bilen. Onu yatken canından alıp çıkıp getirdiğin bu şey, bizde yol yok deyişti. Şimdi Musa aleyhisselam ile Yusuf aleyhisselam ortasında cüdekatta uzak müddet ötken. Şimdi kim bilen onun kabrına doğdu? Bir kare kemper bilişliği malum oldu. Ab geliler onu dedi Musa aleyhisselam. Ab gelişti. Yusuf aleyhisselamın kabrını bilesin mi hayır derken? Bilemem. Körsatayım biz geldi. Körsatmayayım ben dedi. Tam yani talabımı bacarmak için ilacı körsatmayayım ben dedi. Ne mi talabiz vardı o da? Cennette siz bilen bir yapı dedi. Musa aleyhisselam bu yapı yokmadı Musa aleyhisselam. Yani benim kolumda yine semestetti, vermedi talabını. Ya onu vermeyeyim ben dedi, bu olmasa yürü oraya dedi. Sahra'da yürü oraya falasını topamıyorsunlar dedi. Allah da Allah vahiy kıldı, Cebrail aleyhisselam, Musa aleyhisselam yetkizdi, sonra yanını ver. Sonra ayıttı, bir kiçkine yine kölge barıştı, şu köldü suyunu boşatıyorlar dedi, boşatıştı, kavleler dedi, Yusuf aleyhisselam şuradan topıştı. Özlerden açıp geçti, yol onlara açıldı. Ne bana sonra yaptı kemper? Bomdat namaz götürüştü alıyorlar da. Himmeti Ali insan şart duradı onlardan. Himmeti yok adam uklap kalışı diye yolunu kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدُكُمْ اِذَا نَامَ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثُ اُقَدِينَ Sıladan bittiyeler uklasa şeytan başını arka tarafına üçte tügünü çöküp koyardı. Birincisi her bir tügünü uğradı da senge uzun keçe var ukla deydi. Eğer Müslüman uyganıp Allah'ını zikir kılıp Bismillah dese bir de tügün geçilirdi. Turup taharat kısa ikinci tügün geçilirdi. Namaz okusa iki rekat tügünlerde hamas geçilirdi. Özü hareketçen, ruhu pak, himmeti alip olup duradı. Eğer onu da kılmasa ruhu çirkin, özü dengesi olup ondan duradı. Çünkü ilim talebi de yürüyen ülkeler talib ilimini âli himmetli iskanakı buladı, bilesin mi? Bir de kitap düşerdi mi? Manamın künde tüketemen deydi, tüketedi. Okuyakken, madrasası mıydı, camiası mıydı, programmasından ozup geçişliydi, hareketini kıladı. Bir yılda ikide sınıf geçişliydi, payede buladı. Künün ötkeni ki kursan bu muydu? Çünerli mi? Talib ilim ülkeler, eğer himmetiniz âli olsa şunu yakalayın ki, hiç kimseden ozup gitmesin. Sizki yetişliydi, oylaşmam koyuşmasın, bari yetamimiz onge değilsin. Şu derecede hareket kılıçlığı gerek. Şuna kadardan bir nasıl çıkardı? Şuna kadardan. Görmüşsün mü? Duvarlılık yaramadı, biznesmen bop gitti. Ne makamadı? Kolunu düşürmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerinde burada ettiler. Benim ümmetimden 70 bin kişi cennetke bir hesap, hesap kitapsız kiradı. Şunda Ukkaş ibn-i Muhsin, ya Resulullah dua kılayım, ben öşülerden bulayım. Siz öşülerde bittersiniz dedi. İkincisi, dua kılayım, ben öşülerden bulayım. Biraderiz ozup gitti. Hadi, ilk yaşatımda Muhsin, hani ben kendi 70 bin tane bittersi bulamak. Kendi sorayım ben. Ben özümü kimliğimi bilsem, ben bunlardan bulamayayım ben demedi. Isıkı durup kaldı. Himmet balat, öşülerden ben bulur ya bittersi. Resulullah öşülerden bittersi dedi. Said Musa'ya biraderler, 50 yıl birinci sabke takbir-i uluğa keşkama genekken 5 mehal namazı 50 yıl mene himmet mene himmet ulamalardan bir ayetedi Afrika'ya adamların İslam'a davet kıyanı çıktım fakir memleketler dinden uzak kişiler onların arasında 2 hafta turistleri niyetini kıldım. Men borib joylashgan imorat juda ham bir eski edi, qulaylari yo'q, ammo Alloh uchun da'vat qilaman deb keldim, sabr qildim. Keyin o'zimi qilayotgan ishimdan ozgina g'ururlandim. Qara. Shu joyga kelib da'vat qilib yuribsan. Shunaqa bir boy mamlakatingni, shunday zo'r sharoitini tashab, o'zing nima qilyapsan? Da'vat qilyapsan. O'zimga bo'lgan g'ururim paydo bo'ldi. Odamlar orasida yurib da'vat qilar ekanman, bir necha kun muhozaralar, ma'ruzalar qilgandan keyin bir g'arbli ayolni ko'rib qoldim mana shu qora tanlik afrikalik odamlar orasida. Kim u deb so'rasam, bu missioner ayol. Nasroniylikka shu mahalliy aholini da'vat qilayotgan ayol. 6 oydan beri shu yerda yuribdi, deyishdi.
özümge bugün bahayım onu görüşüp aldı. Gururum ketti. Bu ayol özünü batıl dinige davet kılışı için Avrupa'daki kuleliyle taşıp 6 ay bana şu kara adamlardı, Afrikalı adamlarda arası yürüptü. Onun himmetini karın yok, bu kişinin himmetini karın. Bizden çünkü o şekilde himmet var mı? Kandak günü de, dersimizin nihayesi. Müşriler, Kureyş kabilesi başlığı da 10 bin kişilik koşunu topla Medine'nin üstüne gelişti. Müslümanların adadı az. Düşman katta, havatır katta. Müslümanlar kanda kazıp, himayenin şeke mecbur. Arka tamanda dururken Banu Kureyze Yahudları ahdını bozuştu, hıyanat kılıştı. Aldı da 10 bin koşun turup da hatar salıp, arka tamanda Banu Kureyze'nin hıyanatı da Müslümanlar havatırdı, cüde hem asçili Müslümanlar kaldı. Münafıklar açtı ki, Allah ve Peygamberi bizge fakat gururunu, yalganla sana vada kılışken eken de deyişti. Lekin iman kiltirgen, Ali himmet mu'mullar demedi işte. Hâzâ mâ vaadan Allahu ve Rasûlû. Mana şu narsa Allah ve Rasûlû bizge vada kılgen narsa. Şu sınavlar keledi, şu imtihanlar boladı baytken, biz şunge yerelgenmiz. Mana şu imtihanda ötüşü için turup bizde, sabit turuştu. Allah da Allah'ın gözünün nusratını verdi. Buradalar, Ali himmet insan. Himmeti pas boyan insan. Bu kişi deyin buladı mı? Müslüman adam mı himmeti Ali buladı. O Firdavs-ı Ağla'nın arzusu da buladı. Rabbisinin didarını görüşünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sohbette buluşun arzusu da buladı. Şimdi himmeti pas adamlar ise, fakat şu dünyada 3-4 çakayı gibi buluşuydu kalmadı yaşaydı. Bu olaydı biz katta oku aldı yanında. Ne çekirdiz? 30 çekirdiz. Ne çekirdiz? 40 çekirdiz. Bu oldu yanında, ballar okusun, bize davranımız öttü. 51 çekirdi. Ha şimdi doğumlu o davırda telefon bulmayan da. O davırda internet, televizör bulmayan da, upayette televizör bulmayan da, kitap oku oturuşken, topa doğru. Bizi kim boynumuzdan baylap, telefonu baylap koyuyordu. Her asırda bitti bu arada buna kadar. Assalamu alaikum aziz braderlerim. Videonun keng tarqalishi uchun like basışını unutmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sababçı bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalamu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ummatning ulug' kishilaridan bo'lgan Imom Abdulaziz ibn Abdussalam, ibn Abil Qosim, ibn al-Hasan, ibn Muhazzib. Bu kishi özünün asırıda, özünün zamanıda ulamalarının sultanı degen lakabını ogen. Bu kişi özünün asırıda Mücaddidüddin, yani dinli yengilavcısı degen lakabını ogen. Biz bu kişinin hayatını okubur yararken biz bir umumi malumatlarda kilitleri ölçüştü maksat kımadık. Yani kaçan tuğulgen, kayırda yaşayan, kimlerde okuyan, kaçan vahvat etken. Buna sana kaskı genimiz yok. Biz bu uluğ insanını hayatında bulup etken en muhum bir hadiselerini, vakayalarını görüp çıkarmış. Bu insanların bana şimdi bir uluğlikke, yükseklikke yapıp çıkan amiller, sebepler, kendi boyan, şunların örgünmekçimiz. Tarih buradalar tekrarlanıp duradı. Hazırki günümüzde ümmet-i Muhammediyen üstüde sadır buluyken, ayrım işler avval ham sadır buluyken. Ana şu, maşakkatli günlerden, ana şimdi bir azimetli günlerden ümmet kendiye çıkıp etken, tarihini okurkenimiz bana şu nasıl gözümüzde cevap alamız. Bana şimdi bir maşakkatli günlerden çıkıp geçişlik, maşakkatli günler diyen gibi ötüşlik. Bu arası da İzz ibn Abdüssalam'ın hayatı siz bilen bizge cüleyen bir katta ülken dersini takdim kıladı. Çünkü ümmet özünü ötmüşe kayıtıp ondan ders alışlığı gerek. Ana şu davrlarda ümmetin ruhları kendiye yol tutuşken. Hakkını aşkara etiş, münkerini açık inkar kılış, sultanlarla cürat bilen nasihat kılış. Bana şu narsalar, ulamaların sultanı İzz ibn Abdüssalam'ın hayatı da bor. Ve şu narsanı siz bizge talim verelim. Sultanul ulama, ulamaların sultanı. Bu lakabını İzz ibn Abdüssalam'a onun şagirdi İbn Dakil el-Ayyid tarafından verilgen. Ve nima uchun ulamaların sultanı degen lakabını aldı? Dersini okuşma bayda inşallah bilvalamız. İzz ibn Abdüssalam ümmetinin bir özgeçe bir asırıda yaşadı. Şam'da tuğuldu, şöyde yaşadı, kendi Mısır'a köçüp gitti. Bu kişi
Salohiddin Ayyubiy barpo qilgan Ayyubiylar davlatida yashadi. Biz salbchilarning musulmonlar ustiga qilgan urushlari davom etgan asr haqida gapiryapmiz birodarlar. Nasoralar, salbchilar mana shu Baytul Maqdisga qarab yurib kelishdi, salbchi urushlarni uyushtirishdi. Baytul Maqdisni egallashdi. Keyin Salohiddin Ayyubiy, siz bilan bizning mana bir aytana aytib faxrlanadigan ulug' ajdodlarimizdan Salohiddin Ayyubiy chiqdi va bu salbchilarni yengdi, Baytul Maqdisni, Quddusni ozod qildi. Ammo u kishi vafot etganidan keyin asrini oxiriga borganda Ayyubiylar mamlakati zaiflashdi. Sabab Salohiddin Ayyubiyning farzandlari, merosxo'rlari mulk tarashib bir-biri bilan urushdi. Hatto o'zlarining tug'ishgan inalariga qarshi urushgani mana shu nasroniy salbchilar bilan ittifoq tuzganlari ham bo'ldi. Mulk shu darajada ularga muhim bo'ldi. Izz ibn Abdissalom. U kishi o'zining zamonasida eng ko'zga ko'ringan olimlardan edi. O'sha davrning mujaddidi deb atalardi. Ammo u kishi faqat o'zini ilmi bilangina boshqalardan ajrab turmadi. Balki haq so'zni aytishda, sultonlarning yuziga nohaq qilayotgan ishini gapirishligida, amru ma'ruf nahi munkar qilishi bilan boshqalardan ajraladi. Mana biz ulug' insonlar hayotini o'qidik va buni bu yog'iga o'qiymiz, lekin hech qaysining hayotida sultonlarning yuziga kelib tikka nasihat qilishlik bu kishining hayoti shunday bo'lgan emas ekan. Izz ibn Abdissalom. U kishi munkarni inkor qilishlik ma'nosini yangiladi. Munkarni inkor qilishlik faqat so'z bilan emas, amal bilan bo'lishligini ko'rsatib berdi. Sultonlarni, amirlarni ishlaridan munkar ishni ko'radigan bo'lsa, ochiqchasiga ularga yuziga aytdi. Alohida suratda ham aytdi, oshkora ham aytdi birodarlar. Va bu ishda malomatchilarning malomatidan yoki sultonlarning qilishidan qo'rqmadi. Ha, albatta, bir munkarni o'zgartirishlik kerak bo'lsa, shu munkarni qilayotgan odamni xos bir chekiga olib o'tib turib, gapirib tuzatib qo'yishlik avloroq, to'g'riroq. Ammo ayrim holatlarda munkarni ochiqchasiga hamon oldida aytib, rad qilishlik ham kerak bo'ladi. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa, yoshlar, munkar ishni inkor qilishlikda albatta shijoatli bo'lishimiz kerak, to'g'ri. G'ayratli bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Jur'atli bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Lekin bulardan avval hikmatli bo'lishimiz kerak. Amru ma'ruf nahi munkar qilishda jur'at, shijoat zarur, lekin hikmat u ikkisidan avval zarurroq. Toki biz qaytarmoqchi bo'lgan munkar hikmatsiz suratda qaytarsak, bitta munkar 10 munkarga aylanib ketmasin. Demak, noto'g'ri ishni inkor qilishlik ochiqchasiga ham bo'ladi. Yolg'iz o'zini bir chekiga olib turib, o'zigagina xos gapirishlik bilan ham bo'ladi. Shuning uchun jur'at deb turib beadablik qilib qo'ymaylik. Da'vat deb turib qovun tushirib qo'ymaylik. Toki masjidga endi kelishni boshlayotgan odam bizni qilgan ochiq da'vatimizdan bezib, umuman masjidga qadamimizni qilmay qo'ymasin. Tushunarlimi? Bilgan topib gapiradi, bilmagan qopib. Haq kalimani oshkor aytilishida birodarlar foyda ko'p. Haq kalimani oshkor aytishlikda foyda ko'p. Ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, agar olim odam haqni oshkor aytadigan bo'lsa, uzrni qoyim qiladi o'zi uchun. Allohning huzurida ham, odamlarning huzurida ham. Bu olim haq narsani bayon qilib qo'ydi deydi. Ikkinchidan, omma olimning atrofida jamlanadi. Haqni aytadigan va o'zi shu haqqa amal qiladigan olim bo'ladigan bo'lsa, odamlar uni atrofida jamlanadi. Uni so'ziga yuradi. Ammo ayrim holatlarda ilmli kishilar bo'ladi, odamlar ulardan uzoq bo'ladi. Ishonmaydimi ularga? Yoki ularda odamlar bilan ishi bo'lmayotganligidanmi? Ilmli odam lekin xalqni ishida emas. Xalq nima bilan nafas olyapti? Nima bilan tirishchilik qilyapti? Qanaqa bir muammolari bor? Bu narsalar bilan ishi yo'q. Faqat olim bo'ldi. Uchinchidan, haqni oshkor etishning foydalaridan yana bittasi, boshqalarni ham munkarni inkor qilishga undashlik bor, shijoatlantirishlik bor. Masalan, ayrim kishilar shu munkarni o'zgartirib qo'yish qo'lidan keladi. Masalan, belgida quvvati bor odam imom yoki ahli ilm, mana shu ish noto'g'ri, buni to'xtatishimiz kerak deb qo'ysa, shu belgida quvvati bor odam borib turib jur'at bilan aytadi. Eshitmadingmi? Domla manaqa dedi. Yig'ishtir bu ishingni deydi. Yo 50 boshi bo'lishi mumkin.
Ya bir kandidat hakim buluşu mümkün, reis buluşu mümkün, mahallanı bir aksakalı buluşu mümkün. Şu münkerde özgürtiriş koladan kele aldıken adam ki, oğlum adamı bir ağız sözünü kütüp duradı. İçtiğimi damlanamadı yanına, yığıştır buna sana. Demek, aşkara ayçiçliğe paylardan bittası şu. Yani aşkar ayçiçliğine hak sözüne, faydalardan hakkını kabul kılışı var. Eğer oğlum hak sözünü açsa, halk onu yanında kollab tursa, münker iştikleyken adam ham şu hakkını kabul kılışı ki mecbur buladı. Lekin taassuf, menge ne de ötüket adıyan zamanda şey yapız biz. Koy, menge ne mi? Keçeye sefer bana doğdum, şappatı yüzüm ki cevap çoğudu, tabım hırap oldu, ölüp gitmiydi mi? Diyan zamanda şey yapız biz. Doğru mu? Akerler, münkerde körgende Müslüman adam en kâmede kalbi bile yaman körü koyuş gerek. Ha, menge ne de yaptı mı? Bu adamın imanı da cüleyem katta halal var. Hak sözünü aşkara açtığı da yine bitti payda. Münkerini açık suratla inkar kılınış, ümmetinin derecesini kötüredi. Allah'ın huzurundaki derecesini kötüredi. Peygamber vezat yaptılar o. Kimselerden bitti münkerini körse, kolu bilen tilsin. Eğer üddestten çıkamasa, tını bilen tilsin. Bulmasam kalbi bilen tilsin, yaman körsün. Münkerini körüp adamlar sigaretini çekme ona kılıp dese, 10 adam açsın da. Bu ege adam hiç olmazsa bütçe kötü bekitip çekişti başlaydı. Aziz ibn Abdüsselam, Allah'a rahmeti bulsun kişiye, bana şu manhajını işleyen idi. Hakkını aşkar eterdi. Münkerini aşkar özgürtirerdi. O kişinin hayatı da bunca misallar cüdeyem köp. Ana şu vakiyelerini özüde katlaşken, şu vakiyeyi güvah boyan ulamalar, tarih kitaplarına bana şu vakiyelerini yazıp etken. Aziz ibn Abdüsselam, özünün asrının müceddidi buldu. İlim borasta hammasdan uzup gitti. Fakat yine ilimge etibar kılgen kişiler hakkında hem suhbat kıldı, yine kılamız. Ama bu kişi ilimge yenge muhum mananı ziyada kıldı. Ne miydi o dese? Alımın hayattaki urna. Alımın hayattaki davra. Alım kim? Alım adamlar arasında kendi iş kılıçlığı gerek. Nemelerden ben bol şey gerek. Ümmetinin halı kaçan paske karab getirdi. İki taife aynı gende. Hakimler ve alımlar. Bana şu iki kere taife aynısı, ümmet zayıflaşadı, ümmet arkaya getirdi. Eğer hakimler kışlağımızda münker mansiyet buladığın işler yol açıp koysa, arahan açılsa, kazino açılsa, national kulüpler açılsa, kalyan kulüpler açılsa, şu nesilaki hakimler yol verse, halkta tübenleşik sebep buladığın işler yol açıp koysa, ümmet arkaya getirdi. Ulamalar bana şu nesilaki inlemeye koysa, halkını münkerden kaytarmasa, yani ümmet arkaya harap getirdi. İzz ibn Abdüsselam özünün zamanası da köp hakimlerden aynı genini, ulamalarını ularga har bulgenini kördü. Şunda ümmetini başkarışlıkla bil bağladı. Şunun için kişi müceddidü din, dinini yengele otusu degen lakabını aldı. Bilesler mi İzz ibn Abdüsselam neçi yaşada ilim getirişken? 51 yaşada. 51 yaşada ilim getirişti İzz ibn Abdüsselam. Lekin bana şu kısa müddette işi de özünün zamanısındaki en yetük oğlum bulup yetişti. Bu olaydı biz katta oku aldı yine de. Ne çekirdiz? 30 çekirdiz. Ne çekirdiz? 40 çekirdiz. Bu oldu yine de ballar okusun bize davranımız öttü. 51 çekirdi. Lekin âli himmeti var, müstahkem iradesi var, üşegenini üzerinde bizi tıldı etken de, ahri geçe baradıyan tabiatı var, 51 gekirgen de kitap, üşap, ciddi ilim gekirişken İzz ibn Abdüsselam, özünün zamanası da ulamalarının sultanı geylendi. Ha indi damla o davırda telefon bulmagen de, o davırda internet, televizör bulmagen de, Upayette televizör bulmayken de kitap oku oturuşken topa doğru. Bizi kim boynumuzdan bayılıp telefonu bayılıp koyu yaptı? Kim bizi televizyona yapıştırıp koyu yaptı? Kim keçes futbol körüşlükle bizi mecbur kılı yaptı? 51 yekirgen de okusayam oğlum, prosto ilimli adammaz. Müceddidü din. Her asırda bitti boladı buna adam. Ulamalarının sultanı diye yaptı. 51 yekirgen de. Yani bu kişilerde hayatını okup durup, biz kaysi çukurlarda kop ketkenliğimizi bilip koyuyelik. Bizi 51'e kirgenlerimiz okumuydu, bu tayin.
Hazır adıp koyadı, kete uğradı. Lekin kimliğimizi körüp koyalı. Ballarımız bizde kapılmazsa maşı masalada. Bizden ötsün ular. İzz ibn Abdüsselam bana Ayyub urug'idan bo'lgan podshohlardan İsmail Ayyub davrida Damashqda yaşagan edi. Podshoh İsmail Ayyub bilan bo'lgan ajib qissasi. Damashqdagi katta jamiyada xutba qilishlik İzz ibn Abdüsselamning zimmasida edi. Salohiddin Ayyubiyning vafotidan keyin farzandlari mulkdalashib, davlatni parcha-parcha qilishdi. Bular ulkan bir davlatni parçalaştaki bir payetler şu devletin şehirleri bulgen Halab, Hims, Damaşk'ını devletler gibi bölüşü aldı. Devlet kılışı aldı. Yani Hims devleti, Halab devleti, Damaşk devleti. Özü Salahuddin Ayyubi'nin devletini bitti şehiriydi ular halas. Bitti'den şehiriydi halas. Bu bulan yine kifayelenişmedi de Salahuddin Ayyubi'nin farzantları bir-biri bulan uruştu. Hatta ayrımları özünü tuğuşken inelerge karşı yordamını Nasrani salpçilardan alıştı ve onlar bilen ittifaklar tüzüştü. Ana şu ittifak tüzgenlerden bittiyse Damaşk'ın sultanı İsmail Ayyub. Bu İsmail Ayyub Nasrani salpçilar bilen ittifak tüzgenini ayrım kalalarını onge berip yuborgeni, Falastin'deki bazı yerlerini onge berip koygenini eşitti ve bunu hıyanet de bildi. Allah ve Resulü'ye nisbeten. Müslümanları yerlerini ola geberdi. İzz ibn Abdüsselam bu hıyanetini körüp sabır kımadı. Minber getirip İsmail Ayyub'un bu hıyan işini kattık suratle inkar kıldı. İsmail Ayyub ham şu camiyede oturuptu. Hutbanın manası İsmail Ayyub'un bu hıyan işi hıyanet ekenliğiydi. Adette hutba tükegen eden ki hatip bana şu amir ya ki sultanın hakkı uzak duaya hayır kılardı. Lekin İzz ibn Abdüsselam bu duanı kımadı. Belki dua kıyanı şunu deyip oldu. Parvardigara bu ümmetke doğru yolunu körsatkin ki onda özünün dostunu aziz kılgın. Düşmanını onda har kılgın. Onda yakşilikke büyürülsün ve mümkandan kaytarılsın. Sonra minberden düştü. Şu yerde oturgan sultan İsmail Ayyub hutbanın manasını düşündü ve gazablandı. İzzeddin Abdüsselam'ın hutba kılıçtan çetletişlikle büyürdü ve komap koydu. Ama Damaşk ahlı bunu sükut kılmadı. Adamlarına narazılığı küçüğüyüp gitti. Halk kozgalışke gitti. Şimdi İsmail Ayyub koludan padişahlığı ketip kılıçtan korktu da komaktan çıkartışlikle büyürdü ama Amr-ı Maruf Nahi Münker kimiyse de mankı koydu. Şimdi yakşılıkla büyürüp yomalıdan Kaytar Oma gelinden ki Damaşk'ta ne kıladı? Mısır'a ketişliğini kas kıldı. Ve Damaşk'ını terk kıldı. Avval Baytul Maqdis'ke keyin Mısır'a ketmoqchi bo'ldi. Şu vaqtning o'zida İsmail Ayyub özü Nasroniy salpchilar bilan uchrashib, ular bilan ittifoq qilmoqchi edi Baytul Maqdis'ke yaqin bo'lgan joyda. Damaşk'tan sultonning chiqishi ham İzziddin Abdüsselam'ın chiqishi ham bir vaqtga to'g'ri keldi. Endi İsmail Ayyub Nasrani salpçılarla uçuraştı. Bir neçim hatta mülakatlar, uçuraşıyorlar bu oldu. Ular bilen uçuraşıp yarbaştırırken payeti de İzzeddin Abdüsselam'ını Baytul Maqdis'e yakın kegenliğini eşitti. Şimdi ortada bu payda bu kegen cerliğini yok atış için, soğuluğunu yok atıştık için özünü bir yakın adama geldi ki sen barıp İzzeddin Abdüsselam'la uçuraş. Yakşı muamla kıl, yumuşak sözlerine ait. Meni yanımda gelişeke sebep bu oldu. Kelip menden özür sorasın, men onu keçirgen bali, yine kaytıp barıp işini kılarsın dedi. Şimdi sultanlı elçisi İzz ibn Abdüsselam'ını yolda topup uçuraştı. Kelip etti ki, ey imam, sizni avvalgi mansabingizge kaçışıngiz ve ondan ham ziyadalikke erişingiz için bitti iş var. Sultan da olge barıp, kolun of koyayın, şu bulan eski halize kaytasız dedi. İzz ibn Abdüsselam onu sözünü eşit durup maskara kılıp küldü. Keyin dedi. Ey beçara, padişah İsmail Ayyub kelip meni kolumu öpüşüge razı bulmayayım anu, men bari bunu kolunu öpemem mi dedi. Ey kavm, men bir vadide men, sizler başka bir vadide sizler. Sizlerini balalagen, bala bilen, meni balalamagen Allah ki hamdü sana olsun dedi. Ne mi diyeyim sen, men kolunu öpemem mi diyeyim.
Şunda boyagi elçi unday bo'lsa seni qolmaymiz dedi. Xohlaganinglarni qilinglar. İzzin Abdussalomni ushlab, ana shu sultonni muaskariga borib, qarorgohiga borib bir chodirga qamab qo'yishdi. Endi chodirda o'tiribdi, Qur'on tilovati, Allohning zikri ibodati bilan mashg'ul. Nasoro salchilar İsmoil Ayub bilan uchrashgani kelishdi. Bularda o'tiradigan joyi İzzin Abdussalomda chodirga yaqin. U kishini qilayotgan ibodati, o'qiyotgan Qur'oni eshitilib turadi. İsmoil Ayub Nasoroning salchilar bilan o'tirar ekan, ovozi eshitilib qoldi shayxni. Shunda boyagi nasroniylarga o'zini do'stligini isbotlashligi uchun ularga yana ham yaxshiroq yoqishligi uchun maqtanib dedi. Anavi o'qiyotgan kishini eshityapsizlarmi dedi. Ular ha deydi. Podshoh aytdi, bu musulmonlarning eng katta qissisi. Qissis degani rohib degani dini kishisi degani. Uni biz sizlar bilan ittifoqqa kelganimizga qarshi bo'lgani uchun qamab qo'ydik. Ayrim yerlarda sizlarga berganimizga qarshi bo'lgani uchun, norozi bo'lgani uchun qamab qo'ydik. Misrliklarga qarshi sizlar bilan birgalashib urushmoqchi bo'lganimizga, norozi bo'lganiga qamab qo'ydik dedi. Shu bilan faxrlandi. Ana shu nasroniy salchilardan biri sizlarda ishlarga qarshi bo'lgani uchun oralaridagi eng katta olimni qamab qo'ydinglarmi dedi. Podshoh ha dedi. Ular kulishdi. İsmoil Ayub podshoh nimaga kulyapsizlar dedi. O'zini xorlangandek his qildi. Ular aytishdiki, vallohi agar mana shu qissiz bizni oramizda bo'lganida edi. Ya'ni shunaqa odam biz oramizda bo'lganida biz uni oyog'ini, ikkala oyog'ini o'zimiz yuvar edik va mana shu yuvilgan suvni ko'tarib ichgan bo'lardik dedi. Bunaqa odamni qadriga yetmadingmi degani. Shunda İsmoil Ayub ularning so'zini eshitib tushkunlikka tushdi, xor bo'lganini tushundi va mana shu mag'lub bo'lishining boshlanishi edi. Misrdan kelayotgan o'zining inisi bo'lgan Najmiddin Ayubning qo'shini İsmoil Ayub bilan nasroniylarning ittifoqi chiqib bo'lgan qo'shinini mag'lub qildi va ularni yo'q qilishdi. Mana endi Misrlik Najmiddin Ayub bularni yengganidan keyin İzz ibn Abdussalomni o'zi bilan Misrga olib ketdi. Ummatni kelajagiga xatar solgan mana shu katta munkarni ko'rgan İzz ibn Abdussalom minbardan turib sultonning ishini ochiqchasiga inkor qildi. Ha, albatta buni o'ziga aytsa ham bo'lar edi. Lekin bu munkar butun ummatga tegishli mushkula bo'lganligi uchun umumiy suratda aytdi. Mana endi mana shu ittifoqi tufaylik İsmoil Ayubni ittifoq tufaylik salibchilar Damashq ko'chalariga kirib bemalol bozorlarda, guzarlarda, do'konlarda yurgan edi. İsmoil Ayubni mana shu ittifoqi tufaylik nasroniylar musulmonlarga chekirgan edi. Nasroniylarga qurol sotsak bo'ladimi? Hali Damashqdan chiqib ketmasdan turib fatvo bergan edi. Yo'q, mumkin emas. Chunki sotayotgan odam bu sotgan quroli ertaga musulmonlarga qarshi bo'lishini bilib turib sotadi. O'zini asrida bu kishi ilmda peshqadam bo'ldi. Sultonul ulamo, ulamolarning sultoni degan laqabni oldi. O'zini asrida bu kishi dinni yangilovchisi, mujaddiduddin unvoniga ega bo'ldi. 51 ga kirganda ilmga asosil kirishdi. Mana shu qisqa muddatda ilmda ulkan martabalar gelişdi. Bu siz bilan bizga shu bir ishoraki, yoshim katta yib qoldi, vaqt o'tib qoldi, endi men ilm o'qiy olmayman degan bahonalar siz bilan bizga bo'lmasligi kerak bo'ladi. Demak, kishini ulug'likka yetaklovchi sabablardan biri kirishgan ishida jiddiy bo'lishlik va mustahkam iroda. Sabablardan yana biri maqsadiga yetishlikda yo'lda uchraydigan to'siqlarni, mashaqqat, qiyinchilik, aqobatlarni yengib o'tishlik ekan. Har doim qo'lni tushirib olishlik oson. Qo'lni tushirib bo'ldi deyishlikka har doim ulg'aymiz. Va hammaning qo'lidan keladi bunday qilish. Ammo kamdan-kam haqiqatan Alloh taolo ulug' qilgan insonlar ko'zlagan maqsadiga yetadi, yo'ldagi to'siq va aqobatlarni barchasini oqlab o'ta oladi. Qachonlardir bitta davlatning shaharlari hisoblangan Hims, Damashq, Halab bularni Salohiddin Ayubiy vafot etganidan keyin o'g'illari har bittasini bitta shaharni bittadan davlat qilishib oldi. Ularning hammasi Salohiddin Ayubiyning farzandlari edi. Ulug' insonni farzandlari. Lekin mulk, sultonlik hirsida bir-biri bilan urushdi. Hatto ayrimlari nasroniylar bilan o'zini tug'ishgan akkolarga qarshi urushgani ittifoq qilishgacha bordi. Mana endi İzz ibn Abdussalom Misrga keldi. Misrning sultoni Najmiddin Ayub bu kishi ham
ana şu Salahuddin Ayyubi'nin zürriyatı. Bu uluğ insanını özü kütüb aldı. Katta izzat ikram körsetti. Ve bana şu Mısır'daki en uluğ alımge berilişkere bogan mansabını verdi. Bu kişi Mısırlıymaz. Şamlik. Lekin körün bu Mısırlık o Mindera'da tursun, Mısırlılar bari TV'de turuş gereği degen mahalleçilik, milletçilik yol koyganı yok. Buradalar ilim meselesi milletin ama kayırdan geldi, kimliğe kararlıydı. İlim derecesi şu mansabke, şu makamke layık mı, şu orunda turuşluk gereği buladı. Adamlar Şam'da bugün müşkülelerden keyin İzzim Abdüsselam amirler bilen buladığı muamularsa başka çara buladı. Mısır padişahıga ana şu Damaşk'ın amiriga sultanıga qilgan muomalasini qilmaydi. O'zini ehtiyot qiladi. Mansabidan ajralib qolishni xolamaydi degan o'yda turishgan edi. Lekin İzz ibn Abdüsselam o'zi uchun hayotda bir yo'lni tanlagan va mana shu yo'lda mahkam turgan insonlardan edi. Mısırning sultoni Najmiddin Ayyub o'ta haybatli inson edi. Qattiq qo'l edi. Ha, u sharaf fazilat egasi bo'lgan, lekin yana u Cabbar ve mustabit edi. Aytiladi ki, onun huzurunda bironta adam onun ruhsatsız gapirishlikka jur'at qilolmasdi. Onun majlisida hiç kim hiç kimni şafaat qilolmasdi. Fakat onga savol berilsa, shungagina cevap berardi, başka payt jim turardi. Mana shunday bir qattiq qo'l, haybatli inson edi. Onun majlisida doim bo'ladigan amirlar aytardi ki, Najmiddin Ayyubni majlisidan qamoqxonaga o'tib ketishlik, qamoqxonaga chiqib ketishlik juda ham oson bo'lar edi. Agar bironta odam uni majlisda bir xato yo'l qo'ysa yoki uni norozi qilsa, shart qamab tashlar edi. Qamagandan keyin uni unutib yuborar edi. Va bironta odam mana shu qamalgan odam haqida gapirishlikka botina olmas edi. Najmiddin Ayyub mana shunday bir haybatli, sirli odamlarning qalbini qo'rquvga to'ldirgan inson edi. O'ziga yaqin bo'lganlar ham undan qo'rqib turar edi. Unga yaqin bo'lmagan uzoq odamlardan ham mana shunday cho'chib turishar edi. Ammo Shomdan kelgan İzz ibn Abdüsselam bu kishi bilan qanday muomalada bo'ladi? Ayit kunida sodir bo'lgan voqea. Qohira ko'chalari ayit kunida odamlar bilan to'lgan bayram, sultonning jamoasi, sultonning mavkibi ko'chani to'ldirib kelar edi. Ko'chani to'ldirib kelardi, shurtilar ko'chalarda ya saf tortib tizilib turibdi. Onu qo'riqchilari qilichlarini yalang'ochlab yonida kelyapti. Hamma sultondan haybatlanib, undan qo'rqib, yerga tiz cho'kib, yerni o'pib qulluq qilib turibdi. Birodarlar, albatta bu yomon odat, lekin ta'assuf o'sha davrlarda shu odat bor edi. O'zlarini unga itoat etganligini ko'rsatishlik uchun mana shu yerga yiqilib, yerni o'pib turishar edi. Albatta bu yomon odat. Odamlarning sayyidi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bunday qildirmaganlar. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, xulofa roshidlarning birontasi bunday qilmagan. Chunki bular Rasulullohning madrasasida ta'lim olganda. Hamma mana shunday bir yerga boshini qo'yib egilib turgan paytda baland ovoz bilan biroq baqirib qoldi. Ey Ayyub! Ey Ayyub! Odatda Najmiddin Ayyubni ismini aytib biroq chaqirmoqchi bo'lsa ismini aytishdan avval bir 10 ta laqab qo'yishlik kerak edi. Sultan palonchi, pokinchi, pokinchi. Lekin bu kishi darrov nima deyapti? Ismini aytyapti. Sultan ovoz kelayotgan tomonga qaradi, 80 ga kirgan İzz ibn Abdüsselam hassasini yerga tayab kelayotgan edi. Ey Ayyub, ey Ayyub. Aytdik, Najmiddin Ayyub uni dilini bir marta og'ritgan, bir marta xafa qilgan odamni qamab tashlaydi yoki qatl qilar edi. Yana bu jur'at bilan gapirishlik, faqat ismini aytib chaqirishlik xos majlisda bo'lmayapti. Hamma odam eshitib turgan joyda bo'lyapti. Podshoh to'xtadi, ayonlar ham to'xtadi, hamma jim, endi nima bo'ladi? İzz ibn Abdüsselam ovozini baland qilib, "Ey Ayyub, ertaga Allohning huzuriga borganingda, u senga Misrni mulkini berib qo'ygan bo'lsam, sen unda aroqni, haromni muboh qildingmi?" desa, "Nima hujjating bor?" dedi. Najmiddin Ayyub, "Men aroqni muboh qilmaganman. Misrda shunday bo'lyaptimi?" dedi. İzz ibn Abdüsselam, "Ha, menga shunday xabar yetib keldi. Aniqladim. Falon yerda aroq sotilyapti. Yana boshqa munkar ishlar ham bo'lyapti.
sen ise özünün memleketinde nimetler içinde huzurlanıp yatırsan dedi. Bu cürat bilen aytilgan gap, cürat bilen kılınken muamele bu sultanını mulayim yapılışına mecbur koydu.